Efendim hepinize selam. Ben Doğru Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun zamandır konuşmak istediğim bir konu hakkında konuşuyoruz. Çünkü bu konu hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Ve bazı ön yargıları da kırmaya başlıyorum açıkçası. Şimdi konumuz BookTok, Bookstagram, BookTube bunlara çok fazla girmiyor. Yani BookTube birazcık daha uzun videolar olduğu için hızlı tüketime girmiyor bence. Biraz daha BookTok ve Bookstagram üzerinden konuşacağım bugün. Hatta daha çok BookTok üzerinden konuşacağım. Kitapları okuma zevkini mahvediyor mu yoksa mahvetmiyor mu? Birazcık bundan konuşacağız. Muhabbet edeceğiz. Birkaç tane konu başlığı çıkardım. Burada konu başlıkları var. Artı olarak da Instagram'dan size bir soru sordum. Hani sizin düşünceleriniz ne? Siz bu videoya ne eklemek istersiniz gibisinden. Eğer bu tarz videolara katılım sağlamak istiyorsanız da beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Tüm platformlarda adım Adora Yağmur olarak geçiyor. Şimdi gelelim. BookTok kitapları mahvediyor mu? Öncelikle bu mecrada olan içerik üreten veya içerik tüketen insanların haricindeki insanların birçoğu bence BookTok'un iyi bir şey olduğunu düşünmüyor. Neden düşünmüyor? Çünkü karşılarına çıkan şeyler ve gördükleri şeyler genellikle BookTok'un iyi tarafından değil kötü tarafından çıkmış olan içerikler oluyor. Onlara verilen tepkiyi gördükleri için kendileri de tüm BookTok'un sadece kendi gördükleri kısım gibi olduklarını zannediyorlar. Ama arkadaşlar bu mecrada çeşit çeşit insan, çeşit çeşit kitap, çeşit çeşit okuma zevkine sahip olan içerik üreticileri var. Tüketiciler de aynı şekilde bu arada. Siz neyi beğenirseniz onların tanıtımları, onların videoları çıkar karşınıza. Ben mesela fantastik beğendiğim için fantastik sahneler çıkıyor, fantastik kitapların canlandırmaları çıkıyor ama hiç karşıma bir mafya kurgusu çıkmıyor yani. Neden? Algoritma bunu tanımış çünkü. Benim neyi sevdiğimi, neyi iyi gösterdiğimi bildiği için benim karşıma onları sunuyor. Şimdi beraber iyi yanlarından, kötü yanlarından ve önyargıya sebep olan şeylerden konuşacağız. Birazcık madde madde konu konu ilerlemeye çalışacağım. Hani böyle YouTube videolarında aşağıdaki çubuğu bölebiliyorsunuz ya konu konu. Onu yapmayı hala beceremedim. Onu yapabilirsem süper olacak. Eğer siz nasıl yapılacağını biliyorsanız aşağıda anlatabilirseniz çok sevinirim. Çünkü ben bir türlü yapamadım onu. Her neyse. Öncelikle BookTok'la ilgili şikayetlerden birincisi arkadaşlar. Sürekli aynı kitapların muhabbetinin dönmesi, sürekli aynı kitapların tanıtılması, sürekli aynı kitapların videolarının içeriklerinin çıkarılması. Bunun iki tane sebebi var. Bence birincisi şu şekilde. Siz bilinmeyen bir kitabın içeriğini çıkardığınızda, yani atıyorum ne bilirim. Tamam, buldum. Bir kabusa dalmayı buldum. Neden bunu söylüyorum? Şu anda çünkü okuyup çok sevdiğim bir kitap olmasına rağmen sosyal medyada hiç görmedim. Bakın, hiç görmedim. Bir kere bile karşıma çıkmadı. Dolayısıyla ben gidip de bir kabusa dalmakla ilgili içerik ürettiğimde kimse çıkıp da o içeriği beğenmiyor. O içeriğe yorum atmıyor ve bu yüzden de o video yürümüyor. Video yürümediği için ne oluyor? Çok kişi zaten popüler olmayan bir kitabın tanıtımını görmemiş oluyor. Bu konuda sadece içerik üreticilerine değil, içerik tüketicilerine birazcık görev düşüyor. Çünkü farklı fikirlere açık olmaktan ziyade sevmedikleri veya bilmedikleri, görmedikleri bir kitap gördükleri zaman hop kaydırıveriyorlar ve o video bir anda ortalıktan yok oluyor. Yürüme şansı da gidiyor. Siz içerik üreticisiniz ve içerik üreticiliğin amacı nedir? Videolarınızın çok fazla izlenmesini sağlamaktır, öyle değil mi? Ben de diyorum ki tamam, o zaman ben bir kabusa dalmanın videosunu yaptığım zaman izlenmiyor. O zaman ne yapacağım? Herkesin okuduğu kitapları okuyacağım. Onların tanıtımını yapacağım diyorsunuz ve bunu okusanız bile bunun tanıtımını yapmak yerine gidip o popüler kitabı tercih ediyorsunuz. Sürekli aynı kitapların dönmesinin sebebi bence öncelikle bu. İkinci sebebi ise aslında bayağı bir sayfa var. Yani sizin farklı kitapları tanımanızı sağlayacak. Normalde bilir olan kitaplardan daha farklı kitaplar paylaşılan. Mesela klasik edebiyat olabilir, tarih, coğrafya olabilir. Biraz daha fantastiğin dark akademi kısmına kayan versiyonlar olabilir. Bu tarz içerik üreticileri de var. Eğer birazcık vakit harcarsanız, birazcık o ana sayfada gezerseniz ve bu tarz içerikleri beğenmeye başlarsanız zaten algoritma bunu yakalayıp size o tarz içerikleri daha fazla çıkarır. Siz de sürekli aynı 15-20 tane kitabı görmek zorunda kalmazsınız. Öncelikle bir tane bundan bahsetmek istedim. Çünkü uzun zamandır neden insanların sürekli aynı kitapları görüyorum dediğini kendi kafamda çözmeye çalışıyordum ve vardığım sonuçta buydu yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Konuşmak istediğim ikinci konu okurların ben bir okurum kişiliğini bir insan tiplemesi haline getirmesi ve insanların da bunu itici bulmaları. Yani ben gelip diyorum ki ben bir okurum. Direkt olarak kafalarında bir insan tiplemesi oluşuyor, tamam mı? Diyor ki tamam, bu kişi kitaplarını postitliyordur. Bu kişi kesinlikle kitapların farklı edisyonlarını alıyordur. Bu kişi kesinlikle şu tarz kitapları okuyordur ama bu tarz kitapları kesin okumuyordur. Çünkü kendine okur diyen bir insan genelde o tarz kitapları değil, bu tarz kitapları okur gibi gibi gibi. Kafalarında direkt bir algı oluşturdukları için direkt olarak bir ön yargıya sebep oluyor bu. Çok fazla film izleyen birisi kendisine ben bir film severim diyebiliyor ama siz çok fazla kitap okuyorsanız ve kendinize ben bir okurum diyorsanız aynı tepkiyi görmüyorsunuz genelde. Genelde ben bir film severim dediğinde bir insan "Aa, hangi tür filmleri seviyorsun?" diye bir tartışma başlatabilir, bir muhabbet başlatabilir. Orada sevdikleri filmlerden bahsedebilirler ama okur kısmında aynı şekilde olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir sebebi de bence kitap okumayan insanların, kitap okuyan insanların gerçekten o kitapları okuduğuna inanmaması. Bu benim de başıma
çok fazla geliyor. Ben zaten başlı başına bu işi bir iş olarak yapıyorum. Yani bu benim mesleğim gibi bir şey haline geldi artık ve ayda eskiden, yani şu anda kendimle yazdığım için eskisi kadar okuyamıyorum tabii ki, ama 20-30 tane kitap okudum diyorlar ki bana, hayır yalan söylüyorsun, okumuyorsun. Arkadaşlar bu benim işim ya. Yani işim olan bir şeyi nasıl yapmayabilirim? Siz her gün işe gidip belli bir saatten belli bir saate kadar çalışmıyor musunuz? Benimki de aynı mantık ve belli bir saatten belli bir saate kadar çalışınca zaten otomatik olarak o kitapları okumuş oluyorum. Ama bir inandırıcılık kısmında sıkıntımız var. Maalesef o işi yapamayan veya yapmayan insanlar o işi yapabilen ve başarabilen insanların gerçekten başardığına inanmıyor. İnanmadıkları için de o kişiyi birazcık hor görüp böyle yalan söylüyorsuna getirebiliyor. Bu sadece bence okullarla ve kitaplarla ilgili değil, direkt olarak toplumsal bir sorun bu arada. Yani bunun temeline ben inemem. O kadar bilgim yok. Ama bu konuyla ilgilenen insanlar eğer bunu bize bir açıklayabilirse çok güzel olur. Bunun altında yatan sebep nedir diye. Çünkü ben çok merak ediyorum. Sonrasında bir diğer konumuz ise pick me okurlar. Bunlar da yeni türedi bu arada. Birkaç kere karşıma çıktı. Çok komik buldum. Yargılama amacıyla söylemiyorum ama gerçekten bunu yapan var ve şu şekilde. Kendilerini diğer Bookstagram ve Booktokurlardan ayrıştırmak için şunu yapıyorlar. Evet, biz Bookstagram'ın o tarafına ait değiliz. Biz farklı bir tarafına aitiz. Biz ayda 30 tane kitap okumuyoruz. Hayır. Biz smart da okumuyoruz. Hayır. Biz gerçekten kendi seçtiğimiz kitapları kendimiz sevdiğimiz için okuyoruz. Evet, bir hayatımız var. Ve aynı zamanda hayatımıza devam ediyoruz tarzında içerik üreterek kendilerini diğerlerinden, diğerleri kim oluyor bilmiyorum, diğerlerinden ayırmaya çalışan bir kitle de var. Bu bana birazcık şey gibi geliyor. Hayır, sen diğer kızlar gibi değilsin. Tropunun modernize edilip Bookstagram'a sindirilmiş hali gibi geliyor birazcık ve bir tane değil yani. Yurt dışında da gördüm bunu, yurt içinde de gördüm ve çok fazla bu şekilde içerik üreten insan var. Amacını tam olarak anlayamadım açıkçası ama tabii ki her isteyen kendi halinde takılsın yani. YouTube'da buna karışacak değilim. Vay kardeşim sen niye böyle video çekiyorsun diye. O da kendini öyle tanıtmak istemiş. Tabii ki de olabilir. Yine de bana birazcık tuhaf gelmiş açıkçası ilk gördüğümde. Aa, en sevdiğim konuya geldik. Bakın şimdi. Bookstagram'lar ve Booktoker'lar kitapları tanıtırken, kitaplarından bahsederken estetik bir video çektiklerinde veya estetik bir fotoğraf oluşturduklarında o fotoğraf veya video sadece estetik olduğu için, bakın sadece göze hitap ettiği için gelip diyorlar ki hayır sen bunu gösteriş için yapıyorsun, aslında bu kitabı okumuyorsun. Yani Bu nasıl bir kafa yapısı ben gerçekten anlamıyorum. Yani ben tabii ki de hobimi kendim için romantize etmeye çalışacağım. Kendim için güzelleştirmeye çalışacağım. Odamda mesela masam var, tamam mı? Masamı daha güzel hale getirmek istiyorum. Renkli kalemler koyuyorum, çiçekler koyuyorum. Daha estetik bir ortam oluşturmaya çalışıyorum kendime. Diğer türden de içerik üretiyorsam ve insanlara bir şey sunuyorsam tabii ki de ona özeneceğim. Ve burada özenmek kısmı da zaten o videoyu veya o içeriği daha da güzel hale getirecektir. Daha güzel olduğu zaman da tabii ki de daha estetik gelecek. Ya bu o kadar normal ve basit bir şey ki aslında insanların bu şekilde algılaması bana aşırı garip geliyor. Yani sırf o video güzel diye sana gelip diyorlar ki aslında o kitabı okumadın, sen sadece video çektin. Çok tuhaf. Gerçekten aşırı tuhaf. Bir de şey var. Bookstagram'lar artık daha çok videolara yöneldi ama eskiden fotoğraflar daha popülerdi. Böyle mumlarla, ne bileyim, çalılarla, kozalaklarla, battaniyelerle konsept fotoğraflar çekiliyordu ve buna tepki gösteren de çok fazla insan vardı. Diyor ki o kişi, kitap yorumu yapacaksan çek kitabı, direkt olarak yükle. E tamam, o kişi onu özenmek istiyor. Yani oraya iki tane kozalak koyunca, iki tane mum koyunca ne oluyor da o kitap bir anda kendi değerini kaybediyor? Ben bunu da anlamıyorum. Bu konuda ne düşündün? Lütfen yorumları yazın çünkü ben çok doluyum bu konuda. Gerçekten insanlara çok aşırı derecede tepki gösteriyor bazı insanlar. Bu kadar kaba olmaya, önyargılı olmaya ve insanların işine karışmaya gerek var mı? Bence yok. Yani o içeriği tüketen memnun, o içeriği üreten memnun. Daha ne yapalım? Yani bunun üzerine söylenecek ne var? Bırakın insanlar kendi keyiflerine göre yaşasın. Bu arada bence aynı konu post-it muhabbetinde de geçerli. Yani post-it kullanıyorsun diye o kitabı gerçekten okumadığını söyleyenler mi olsun? İşte sadece kitabı süslemeye çalıştığın ve o kitaptan aslında bir şey öğrenmediğin lafına getirenler mi olsun? Neymiş kardeşim, kitabı okuyorsanız altını çizmekten korkmayacak mısınız? Postitlemeye gerek yokmuş. Ya ben postitlemek istiyorum. Ben bu kitabı, hemen postitli bir kitap bulacağım size. Bulamadım. Tamam, postitliymiş, okey. Yani ben buraya birkaç tane sevdiğim sahneyi işaretledim diye, sevdiğim alıntıyı işaretledim diye, o anda içimden geçen duyguları anlatabilmek için bir tane işaret koydum diye bu kitaptan bir şey anlamamış mı oluyorum? Bu kitabı okumamış mı oluyorum? Bu kitabı sadece süslemek için almış mı oluyorum? Video ilerletirse sinirleniyorum bu arada, fark ettiyseniz. Sakin olalım. Diğer bir güzel yanı da bence BookTok'un tepki gösterilmesi gereken şeylerin bazılarına gerçekten çok güzel tepki gösteriyorlar. Mesela Colleen Hoover'ın bir muhabbeti vardı. Kadına şiddeti eleştiren bir kitabına boyama kitabı çıkarmıştı ekstra olarak ve bu bayağı olay oldu BookTok'ta. Yani yurt dışında daha fazla oldu tabii, yurt içinde olmadı ama bu konuyla ilgili ben ekstra bir video çekmiştim. Colleen Hoover yazarsanız çıkar, onu izleyebilirsiniz. Ve BookTok buna tepki gösterdiği için o boyama kitabı iptal oldu. Öyle bir şey çıkmadı ve yazar dedi ki tamam siz haklıydınız, ben hatamı anladım dedi. Mesela böyle iyi yanları da var BookTok'un. Bazen tepki gösterilmesi gereken şeylerde gerçekten
gerçekten güzel tepkiler gösterip birlik olabiliyorlar. Ancak bunun yanında Colin Hoover tabii boyama kitabını çıkarmadı ama daha sonra oje markası çıkardı ve kitaplarının yanında o ojeler satılıyor şu anda. Ne alaka diye sormayın, ben de bilmiyorum. Ama en azından Lily'nin boyama kitabı diye bir şey yok ortada. Onu halledebildiler. Mesela sonrasında yayın evi de gidip ne dedi biliyor musunuz? Bu kitap Lily ile Ryle'ın aşkını mı anlatıyor dedi. Öyle bir şey mi söyledi? Yani kadın şiddeti eleştiren bir kitaba gidip aşk anlatıyor dedi. Ben bunu duyduğumda aşırı derece şok olmuştum bu arada. Yani kimse o yayın evinden çıktı bu kitabı doğru düzgün incelemedi mi, okumadı mı diye. Böyle baktım videoya. Sonrasında altındaki yorumlara girdim. Gerçekten de herkes tepki göstermiş neyse ki. Yayın evinin oradaki hatasını bayağı açıklamışlar. Bu da bizim BookTok, Bookstagram'la ilgili sevdiğim şeylerden birisi. Gerçekten insanlar lafını sakınmıyor ve bir şeyin hatalı olduğunu düşünüyorlarsa onu söylüyorlar. Ben bu yönünü çok seviyorum. Şimdi gelelim kötü yanlarına. Siz şimdi ilk defa BookTok'a girdiniz, tamam mı? Ve kendinize okuyabileceğiniz bir kitap arıyorsunuz. Karşınıza ne çıkıyor biliyor musunuz? Mafyalar, kötü çocuklar, kaçırmalar, tacizler, dark romance'ler, bolca smut, smut, smut ve daha da fazla smut. Maalesef ilk başta karşınıza çıkan şeyler bu. Bu yüzden bu içeriklerden sıyrılmak istiyorsanız eğer, belki istemiyor da olabilirsiniz ve onlarla ilginizi çekebilir tabii ki de. Ancak sıyrılmak istiyorsanız birazcık kaydırmanız, birazcık ilerlemeniz gerekiyor. Ama çok fazla smut var. Bakın bunu ben söylüyorum. Smut'la ilgili hiçbir sıkıntısı olmayan bir insan olmama rağmen ben söylüyorum bunu. Çok fazla smut var. Smut'la ilgili olan içerikler de daha fazla tuttuğu için daha da fazla o tarz içerik üretiliyor. Dolayısıyla bu muhabbet böyle bir çığ gibi vuuu diye büyüyor. Artık ne zaman durur ben de bilmiyorum. Artı olarak romantize edilmemesi gereken şeylerin romantize edilmesi, güzellenmesi, bunların hepsine çok karşıyım. Bakın yetişkin bir insan tabii ki istediği dark romance okusun. İsterse böyle içerisinde iğrenç şeyler olsun, tamam mı? Gelmiş 30 yaşına. Farklı şeyler okumak istiyor. Farklı şeyler tatmak istiyor. Belki de böyle bir ukde var içerisinde ve hayatı boyunca karşılaşmadığı şeyler okumak istiyor. Bunları hiçbir şey söylemiyorum. Ama. Özellikle ortaokul ve lise çağındaki çocukların, gençlerin, 18 yaşından küçük insanların ürettiği içerik artı 18 uyarılı olmamalı bence, tamam mı? 18 yaşından küçük bir insan 18 yaşından büyükmüş gibi davranarak o tarz içerikler üretmemeli, yazmamalı ve okumamalı ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu da bu noktada birazcık karıştırmaya başlayabilir. Yani bir tane çıkar karşısına video, iki tane çıkar, üç tane çıkar, dört tane çıkar, beş tane çıkar, tamam 20 tane çıkar, en sonunda der kız tamam o zaman normal olan bu. Bu algıya kapılmaması için bence bu tarz içeriklerin birazcık kısıtlanması gerekiyor. Artık o nasıl sağlanır bilmiyorum ama ben birazcık karşıyım yani. Özellikle taciz, kaçırılma, zorla el kullanılması, işte ne bileyim zorba erkeğin romantik bir insan zannedilmesi, işte adam öldürüyor, 20 tane adam öldürmüş ama aslında beni seviyor versiyonu falan okey değil. Artı olarak çeşitli troplar ortaya çıktı. Öğrenci öğretmen ilişkisi ya da işte sevgilimin babasının, anasının babasına aşık oldum gibi şeyler. Aldatmanın güzellenmesi. Bu tarz şeylerin hepsine de karşıyım. Dediğim gibi ama şimdi şöyle bir sıkıntı da var. Önünde uyarısı vardır. Sen yetişkin bir insansındır. Oku. Bundan bahsetmiyorum tamam mı? Benim bahsettiğim şey 18 yaşından küçük insanların bu içeriklere maruz kalması. Arada fark var. Çünkü gidip de kimin ne okuyacağını karışamam sonuç olarak. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi de aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Bu arada bu konuyla ilgili birkaç tane örnek video bulacaktım aslında size. Eğer bulduysam muhtemelen şu anda sağda solda bir yerlerde koymuşumdur. İzliyor olabilirsiniz. Ve bu tarz içerikler gerçekten eğer BookTok'un o kısmına katılırsanız, o kısmına dalarsanız ve oradan algoritma sizi yakalarsa bir daha kurtulabileceğinizi düşünmüyorum. Ben bu videoyu yaparken muhtemelen o kısma dalacağım ve sonrasında karşıma çıkacak içerikler hakkında hiçbir fikrim yok. Artık ne görürüm, orada neler yaşanır, beni nasıl bir girdap bekliyor gerçekten hiç bilmiyorum. Ama bence demek istediğimi az çok anladınız. Umarım anlamışsınızdır. Umarım yanlış anlaşılmamışımdır. Yani beni uzun zamandır tanıyan zaten biliyordur muhtemelen de bu videoyu ilk defa izliyorsanız eğer belki birazcık kendimi yanlış anlatmış olabilirim ama sanmıyorum ya. Bence anladınız. Anladınız mı? Bence anladınız. Şimdi gelelim sizin bu konuda yaptığınız yorumlara. Kendimde kısaca birkaç tane yorum yaparım veya yapmam emin değilim. Kitaplar mantık çerçevesi içerisinde yazılmalı, araştırma yapılmadan kitap yazıldığını soğutuyor. Katılıyorum zaten, bu gayet basit bir yorum bence. Yani kimsenin buna karşı çıkacağını zannetmiyorum. Aşağı yukarı bir mantık çerçevesi içerisinde olmalı tabii ki kitaplar. Sırf linç yememek için popüler kitaplara övmeleri. Mesela ben bunu hiç yapmadım. Hiç yapmadım ve yapmadığım her seferinde de gerçekten linç yedim bu arada. Hiç şaşmadı yani. Ne zaman popüler bir kitabı sevmediğimi söylesem illa birileri çıkıp da bana laf söyledi. Hatta benden nefret etmeye karar verip sosyal medya üzerinden laf söyleyenler de vardı. Devam edelim. Mesela bir taneniz çok güzel bir yorum yazmış. İrem yazmış bunu. Bence okuma alışkanlığı ve hayal gücü açısından yararlı. Fakat şiddeti romantize etmeleri kesinlikle berbat. Basit bir şekilde özetlemiş aslında konuyu. Bakın bu çok önemli. Kadına şiddetin erkek karakterin sonradan mükemmel bir hal alacağını bilinerek örtülmesi tam bir fiyasko. Nida yazmış bunu. Nida, alnından öpmek istiyorum seni. Eğer 2023 sevmediğim kitaplar videosuna giderseniz o videoda bu konudan bahsediyorum arkadaşlar ve sonrasında ben o video yüzünden o kadar fazla tepki aldım ki sırf insanların çok sevdiği bir kitabı içerisinde kadına şiddet var dediğim için ve bu arada erkek karakter sonrasında çok değişiyor. Daha iyi ve karizmatik bir insana dönüşüyor falan ama kitabın başında kadına şiddet var yani, var. Gözlerinizle okuyorsunuz onu ve ben bunu eleştirdiğim için yemediğim laf kalmadı. Mesela birisi de bence hiçbir faydası yok, tamamen saçmalık yazmış. Ben de buna katılmıyorum. Çünkü insanların okudukları kitap hakkında konuşması,
bunlar hakkında paylaşım yapması, arkadaş bulması, hatta belki ömürlük dostluklar bile çıkıyor olabilir. Sadece Bookstagram alanından hayallerini gerçekleştirmesi, bunun haricinde daha küçük okurlara sağlıklı içerikler üreterek veya sağlıksız bir içerik varsa da bunun uyarısını yaparak okuma sevgisi aşılaması açısından çok yararlı bir platform olduğunu düşünüyorum. Hem BookTok hem Bookstagram hem de BookTube için söylüyorum bunu, yani her türlü. Mesela şöyle bir yorum da var. BookTok bence fazla abarttı. Yani bazıları saygı çerçevesi dışında eleştiri yapıyor. Bence bunun da yapılmaması gerekiyor. Yani karşınızda eğer bir insan varsa ve siz o insanın emek verdiği şeyi yapıyorsanız, beğenin kesinlikle demiyorum, beğenmek zorunda asla değilsiniz. Ancak bu iğrenç bir kitap, vay efendim çok çöp falan demeye gerek yok. Yani içerisinde gerçekten çok sıkıntılı bir şey yoksa. Yani bence tecavüz güzellemesi varsa ben o kitaba kötü olduğunu, gerçekten çok kötü olduğunu söylerim de. O tarz kırmızı çizgileri olan bir kitap değilse de, yani iğrenç bir kitap, vay efendim çok çöpmüş falan demeye gerek yok. Yani bu kadar hakarete girmeye hiç gerek yok. Kendi saygınızı bozmadan saygı çerçevesi içerisinde yorum yapmak bence çok önemli. Güzel kitap yazan yazarların bir anda mafya kurgusu yazacağım ben demesi soğutuyor yazmış birisi. Bu arada bu da maalesef aşırı derecede popüler oldu. Bir asker kurgusu, bir de mafya kurgusu. Asker kurgusu şu ana kadar bir tane okudum galiba. Hiç sevmediğim bir olay. Asker kurguları okumayı sevmiyorum. Bakın gerçekten ben asker kurguları okumayı seven bir insan değilim. Okur muyum bu arada? Mesela siz istediğiniz diye Gökçen'i okuyacağım. Gökçen asker kurgusu diye hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Ben okumamı istediğiniz okuyacağım, yorumlayacağım. Ama başına diyeceğim ki arkadaşlar asker kurguları bana göre bir şey değil diye belirterek maratonlayacağım mesela o kitapları. Ama sırf popüler oldu diye sürekli asker kurgusu yazılması ya da sürekli mafya kurgusu yazılması da bence çok hoş bir olay değil. Yani 2013-2014 civarlarında da mesela Bad Boy'lar bayağı popülerdi. Herkes Bad Boy yazıp duruyordu. Bir ara Kurt Adamlar ve Vampirler popülerdi. Herkes Kurt Adam ve Vampirler yazıp duruyordu. Yani insanlar yazsın tabii ki. Yazmalarına bir şey demiyorum da bir süre sonra aynı muhabbetleri tekrar tekrar okumak bence sıkıyor. Ya da sırf tuttu diye bir asker kurgusu yazılması bence çok mantıklı değil. Yani ben mesela şu anda çıkıp da asla okumayı sevmediğim bir türü yazmaya çalışmam yani. Niye öyle bir şey yapayım ki sırf popüler diye? Etik olmayan şeyler söylenmiyor mesela. Öyle bir uğradım kitabı övülmemeliydi, beğendiler demiş birisi. Öyle bir uğradım kitabını ben okumadım ama okuduysanız bu konuda da aşağıda yorum yapabilirsiniz. İçerisinde etik olmayan bir şey varsa eğer, özellikle küçük yaşlara önerilmemeli ama ben hala şey kısmında aynı fikirdeyim. Yani artık karaktere oturmuş, kişiliğe oturmuş, doğru ile yanlışı ayırt edebilen insanların bu tarz kitapları okumasında bir sıkıntı yok. Övmesine demiyorum. Okumasında bir sıkıntı görmüyorum ben. Birisi aldatmayı normalleştiriyorlar yazmış. Onu zaten konuştuk. Yani aldatmayı normalleştirmek neyin kafası, ben gerçekten anlamıyorum. Şey yazılmış. Erkek karakterin yaptığı şeyleri ama o geçmişinde çok şey yaşadı, travmaları var diye güzellenmesi yazmış birisi. Ya bunun kötü olduğunu söylemiş tabii ki de. Aynı fikirdeyim. Yani o karakter ne yaşamışsa yaşamış olsun, gidip de o kıza şiddet göstermeye ya da onu manipüle etmeye ya da psikolojik şiddet göstermeye hakkı yoktur arkadaşlar. Ve birisi de şunu söylemiş. Okuma kitaplarını övmeleri. Bir insan kadının aşağılandığı bir kitabı ne olursa olsun neden över ki? Hayatımda bir kere bile okuma kitabı okumadım. İçeriği hakkında hiçbir fikrim yok. Yani okuma teması dışında. Ama gerçekten son zamanlarda çok fazla karşıma çıkmaya başladı ve popüler bir kuma temalı kitap var aslında. Şimdi çok da isim vermek istemiyorum ama o seri çok sevildiği için ya da o yazarlar mı bilmiyorum, seri olup olmadığına emin değilim. Ama birkaç tane kitap var yani o tarz. Çok sevildiği için gerçekten alıp okumak istiyorum. Ne yazılmış bu kitapta da insanlar bu kadar seviyor kuma temalı bir kitabı diye. Sırf merakımdan okumak istiyorum. Bu arada eğer o kitapları okuyanlar varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz içeriğini. Spoiler uyarısı koyun ama ben spoiler yemek istiyorum yani. Neden seviliyor? Anlatın bana birazcık. Yani sanırım bu şekilde ya. Yani çok farklı bir yorum göremedim şu anda. Sizden gelen yorumlar da bu şekildeydi. Aslında hikayeyi birazcık geç attım. Yani şu anda çok fazla yorum yüklenmemiştir daha. Ancak yani bu kadar yetişti. Umarım eğer yorumunuzu almadıysam bana kızmazsınız. Yine burası sonuçta açık bir platform. Bu sebeple aşağıdaki yorumlarda istediğinizi söyleyebilirsiniz. Benim söylediklerimi de eleştirebilirsiniz. Bana katılmadığınız noktalar elbette vardır. Bunlar hakkında da saygı çerçevesi içerisinde istediğiniz kadar konuşabilir, tartışabilir ve muhabbet edebiliriz. Umarım eğer bu videoyu izliyorsanız ve bir ön yargınız varsa birazcık olsun kırılmıştır, birazcık olsun aslında olayın tamamıyla dışından gözükmediği gibi olduğunu anlatabilmişimdir. Ve sanırım kapanışa geçebiliriz. Öncelikle lütfen beni Instagram, TikTok ve web hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Üç yerde ismim Adora Yağmur. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimi açarsanız da çok sevinirim. Her cuma, cumartesi, pazar yeni bir videoyla sizlerleyim. Benim kitaplarımı temin etmek isterseniz de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hepinize kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.